Technopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Söner Güngör. Bugün sizlerle birlikte ViewSonic'in yeni monitörü VG2437MC'yi inceleyeceğiz. Uzun bir model adı var. Evet Recep, monitör model adlarına hep bu şekilde. Aslında ViewSonic'ten model adlarının açıklamalarını bir miktar öğrendik. Evet. Şimdi burada 24 inçlik bir monitör var ve 23.6 inçlik görülebilir bir alan var. Süper. İzleyicilerimiz tabii 24 inçi artık monitörlerle alıştık, pek sorgulamıyor ama ben söyleyeyim 24 inç 60 santimetreye geliyor. Yani şu şekilde gördüğünüz zaman son derece büyük bir monitör. Bizim alıştığımız 22 inç monitörlerden sonra evet, çok daha geniş bir alan sunuyor. Bir de gördüğünüz üzere 60 ekran. Şu şekilde 365 derece, yani 360 derece diyeyim daha doğrusu, üzerine yazan ben 365'e evet, kafam dönebiliyor. Çok rahatlıkla. Aynen öyle, çok rahatlıkla. Aynı şekilde 5 derece öne, 20 derece arkaya yatabiliyor. Hı hı. Bir de şurada bir tane pim var. Pimi çıkardığımız zaman... Bir patlama falan olmuyor. Hayır, pimi çıkardığımız zaman patlamıyor. Pim şekli bomba atmıyoruz Recep. Evet. Bu şekilde yükseliyor. Süper. Tabii bu şekilde yükseldikten sonra biz bundan bir özellik daha bekliyoruz. Pivot. Pivot özelliğini bekliyoruz. Bu yöne doğru çevirdiğimiz zaman tek yöne doğru pivot özelliği çalışıyor. Evet. Monitörü dikey modda da kullanabiliyoruz. Sizin de görebileceğiniz üzere bu şekilde dikey bir kullanıma alıyoruz. Şöyle yaparsanız... Tam biraz daha hafif kaldırıp full şeyde yapabilirsiniz. Dikey konumda getirebilirsiniz. Aynen öyle. Öne doğru 5 derece eğdiğin zaman. Evet. Bununla tatmin olmayan kullanıcılar arka taraftaki VESA standardı sayesinde Recep buna wall mount, yani duvara monte evet, ya da wall mount dışında da kendi istedikleri ayakları, değişik atraksiyon ayaklar var. Bu şekilde havadan tutanlar var, ofiste kullanılan çeşitleri var. İstediklerini takabilirler. Çünkü ViewSonic genelde kurumsal kullanıma çok önemli evet, ev kullanıcıları. VESA mount'u merak edenler olabilir. Hemen şurada video yuvaları görüyor olmanız lazım. Şurada 4 tane hemen monitörün arkasında video yolları var. Onları söküp, var olan ayağı söküp yerine monitörü VESA aparatına monte edebilirsiniz kolaylıkla. Burada izleyicilerimizin merak ettiği bir şey olabilir Recep. VESA'nın farklı standartları var mı evet, diyebilirler. Hı hı. Bu konuda VESA'nın tek bir standartı olduğunu belirtmekte fayda var. VESA standardı varsa VESA uyumlu adaptörleri aldığınız zaman bu evet, monitörü istediğiniz gibi takabilirsiniz. Süper. Bunun dışında giriş ve çıkışları arka tarafında rahatça görebilirsiniz. Bunları her zaman olduğu gibi yakın çekimde daha detaylı anlatacağız. Ancak ViewSonic bu monitöründe zengin bir bağlanabilirlik seçeneği sunuyor. Bu seçeneğin haricinde de bu monitörün esas bir kullanım odağı değil. Onu diyecektim sana Ali. Şimdi biz daha monitörleri incelerken işte bu oyun monitörü, bu ofis monitörü, bu evet, hangi kategoriye giriyor? Bu aslında genel kullanım olsa da bunun en iyi kullanım alanının ofis monitörü olduğuna karar verdim Recep. Evet. Çünkü ofis kullanımında özellikle video konferans için yararlı olacak 2 megapiksellik bir ön kamerası var. 2 megapiksellik kamerayı şu şekilde çevirip göstereyim. Tam burada evet, ön tarafta yer alıyor. Bu kamera Full HD 1920x1080p seni karşı tarafa gösterip konferans yapmanı sağlıyor. Tabi ev kullanımında da bunu ne için kullanabilirsin? Skype. Evet. Kemal çizdikleri zaman. Aynen. Kendi üzerinde bunun mikrofonu da var. Mikrofonda da mesela ilk bir özellik olarak ViewSonic eko önleme. Yani diyelim ki boş geniş bir ofis ortamındasın. Evet. Sesin yankı yapıyor. Konferansta bu kötü bir sese yol açıyor. Bunu önleyici bir sistem koymuşlar. Sesin yankı yapmasını engelliyor. Aynen öyle. Yani ofis masanın üzerine koyduğun zaman bunu dikey, yatay çalışma alanı olarak kullanabiliyorsun. Full HD bir çözünürlüğü var. 24 inç olduğu için sana geniş, rahat bir, gözlerini rahat ettirecek bir alan sunuyor. Bunun haricinde bağlanabilirlik seçeneklerine bakacağımızı söyledik. Bağlanabilirlik seçeneklerinin önemli bir nokta Recep, sadece ekran bağlantısı değil, üzerinde USB portları da yer alması. Süper. Ofis kullanımı için uygun dediğinde zaten sanırım o da önemli bir nokta taşıyordu. Çünkü aynen, ofis göstereyim, kullanıcıları çok fazla USB aygıt takacağından dolayı USB bağlantısı önem taşıyor. Şu aşağı sanırım kısımda. Sanırım şuradaydı değil mi? Evet, aşağı kısımda evet, yer alıyor. Şu şekilde çevirdiğimiz zaman tekrar görebiliriz. Evet. Zaten yakından da şöyle gösteririz, çevirdiğimiz zaman şu altta USB bağlantılarını görmek mümkün. Tabii orada USB bağlantıları var. Şu üst kısımda da hoparlörleri yer alıyor. Evet. 2 tane 2 wattlık hoparlörü var. Hı, kendi yani, dahili hoparlörü var yani. Bu da önemli. Niye önemli? Çünkü diyelim ki sen ofis ortamı için bunlardan pek çok alıyorsun. Evet. Bir ton alıyorsun. Her bir masaya da birer çift hoparlör koyduğun zaman masanın üstüne oluyor, kalabalık oluyor. Doğru. Çalışma alanı da alıyor. Bir ev kullanıcısı için elbette ki hiçbir zaman monitörlerin dahili hoparlörünü kullanmak çok iyi bir sinema ya da malum oyun deneyimi yaşatmıyor. Bu yüzden bu 2 wattlık hoparlörler özellikle video konferans temel kullanımda işi görüyor. Ancak daha iyi bir kullanım için ben her zaman daha harcı hoparlör kullanıyorum. Bir sorun daha var öyle. Cihazda kullanılan panel tipi nedir? TN panel kullanılmış Recep. TN panel şöyle söyleyeyim, ekonomik bir panel türü, ancak ViewSonic burada kullandığı TN panelde görüntüleme teknolojisini bayağı TN panelinin artık sınırlarına kadar zorlamış. Hı hı. Gray to gray geçişleri önemlidir. Gray to gray, evet, gray to gray diyerek Türkçe'ye İngilizce'ye harmanlanıyor. Gri'den gri'ye. Aynen öyle. Bir de enerji tüketimine çok dikkat etmiş. Bunda LED kullanılıyor. LED teknolojisi malum LCD'lere göre daha az enerji harcayan, LED aydınlatmayla çalışan bir teknoloji. Burada güç tüketimi devreye giriyor. Evet, onu soralım sana o zaman. Güç tüketiminde 3 farklı not aldım ben. Hı hı. Bir tanesi normal modda 19 watt tüketiyor. Hem parlak modda sanırım bu. Tabii, 300 kanlara parlaklık veriyor bu arada. 300 kanlara da bu tür bir monitör için son derece güzel, parlak. Evet. Yani parlak spot ışıkları altında dahi kullanırken ekranı görebileceğin bir tür. 19 watt normal kullanım, eko modu var. Hı hı. Eko modunda bu 16 watt'a düşerken parlaklıkta böyle çok bariz bir kısılma yaşamıyorsun. Hı hı. Yani görüntü kalitesi senin gözünü ekran kararlı diye rahatsız etmeyecek bir halde eko modda çalışabiliyor. Eğer daha da altını istersen konserv modu var. Hı hı. Konserv modu da yani enerjiyi en az tüketen, 12 watt tüketen ama ekranı artık görülebilir bir şekilde karartan bir teknoloji. Evet. Ve ayar diyelim. Kaç watt tüketiyordu o modda? 12 watt tüketiyor. Süper. Bununla ilgili birkaç bilgi daha vereyim. 1000:1 normal kontrast, 20:1 dinamik kontrast oranı var malum. Evet, biz daha çok dinamiği değil, statik kontrasta bakıyoruz. 1000:1 statik kontrasta iyi bir değer olduğunu ben söyleyebilirim. 1000:1 son derece iyi bir değer. Her şeyden önce TN panel için renk kalitesi çok iyi. Bunu zaten videoyu gösterdiğim zaman anlaşılacak. Evet. Genelde bu tarz, şimdi iş yeri ve kurumsal kullanım dediğimiz zaman insanlar şey bekliyor. Fiyattan kısılmak için acaba görüntü kalitesinde bir eksiklik var mı? Hı-hı. Görüntü kalitesinde bir eksiklik yok. Renk değerleri çok başarılı. TN panelinin böyle uç noktasına kadar gelmiş. Bir de bunun üstüne üstlük benim bu tarz bir kullanımdan beklemediğim bir şey var Recep. Tepki süresi. Hı-hı. Tepki süresi kaç milisaniye? 5 milisaniye Recep. Güzel. 5 milisaniye güzel. Oyun oynanabilir diye nitelendiriyoruz. Aynen öyle. 5 milisaniyede çünkü ekranda pek bir ghosting olmadan, böyle çizimler birbiri üzerine geçmeden, ekranda hayaletlenme görüntüler kalmadan oyun oynayabiliyorsun. 8 milisaniyede ghosting başlıyor. Evet. 10 milisaniye ve ötesinde ghosting çok fazla olduğu için oyun monitörü olarak tavsiye edilmiyor. Evet. Oyun oynamaya engel değil ama. Biz 2 milisaniye tavsiye ediyoruz ama 5 milisaniyede oyun oynanabiliyor. Hep 5 milisaniyede zaten bunu söylüyoruz seninle Recep. 5 milisaniyede oyun oynayabilirsiniz. Ghosting problemiyle çok karşılaşmazsanız. Ama oyun monitörü klasmanına girmek için 2 milisaniye ve üstü olmak gerekiyor. O yüzden biz bunu daha ziyade multimedya, genel kullanım, eğlence ama her şeyden önce üretkenlik için, yani iş yerinde, ofiste ya da kendi home ofisiniz var diyelim. Home ofiste böyle koyup 24 inçte rahat rahat çalışacağım. Evet. Web konferans yapacaksın, USB hub çoklayıcıyla masanı kalabalıklaştırmayacaksın. Bu tarz pek çok özellik var. Bir de bu ergonomisi çok büyük bir avantaj. Evet, süper. O zaman biraz daha yakından bakalım. Hadi giriş çıkış portları zengin. Evet Recep, ne bağlantılar seçeneklerimiz var şimdi? Bunu kasaya bağlayıp görüntüyü monitöre vermek için ne kullanabiliriz? Şimdi görüntüyü monitöre vermek için 3 tane seçeneğim var Ali. Bunlardan bir tanesi DisplayPort. Daha çok kurumsal bir standart biliyorsun. Tabii yüksek grafik kalitesi, görsel kalite için DisplayPort kullanıyor. Evet, genelde DisplayPort kullanılıyor. DisplayPort aynı zamanda özellikle bu ATI Infinity veya işte Nvidia Quad SLI sistem kurduğun zaman birden çok monitöre bağlamak istediğin zaman da kullanılan bir monitör ve kolay bağlantı yapmanı sağlıyor. Çok güzel. Genelde o adaptörler DisplayPort oluyor. Onun yanında ne var? Bir de DVI portu var. DisplayPort'u dijital bir bağlantı bildiğimiz üzere. Şu an en yaygın kullanılan, kaliteli görüntü verebilen formatlardan bir tanesi. Evet. Onun üstünde de eski VGA var. Çünkü kurumlar hala VGA kullanıyor olabiliyor. Doğru. VGA standartında hala kasası olan kurumlar da alıp oradan bağlayabiliyor. Evet. Bu şekilde 3 tane bağlantı portu var ama burada eksik bir port var Ali. HDMI sanırım hocam. Evet. HDMI eksik. HDMI'nin eksik olması bir eksi olarak değerlendirilebilir açıkçası. Bu şekilde görüntü portları 3 tane. Çok güzel Recep. Yani DisplayPort'un olması özellikle güzel. Evet. Geriye dönük VGA'nın olması güzel. HDMI eksikliğini de eğer isterseniz adaptörle kapayabilirsiniz. Evet. Üste baktığımızda Dali bir tane kulaklık çıkışı mevcut. Doğal. Kulaklık çıkışının bunun üzerinde olması çok iyi. Çünkü ama bu kulaklık çıkışı olduğu zaman bir de ses girişi olması lazım. Evet Recep. Ali. Ses girişi de alt kısımda burada gördüğümüz üzere. Yani bilgisayardan gelen sesi bu kablo ile monitöre bağlıyoruz. Ve bu sayede kulaklık ile istersek kulaklık ile dinleyebiliyoruz. İstersek de ürünün kendi üzerinde yer alan 2 wattlık hoparlörlerle kolaylıkla dinleyebiliyoruz. Çok güzel. Kablo da kutudan çıkıyor. Evet. Ancak beni şaşırtan bir şey var. Evet Ali. Üst tarafta 2 tane mikrofon girişi görüyorum. Evet. Şimdi Ali, öncelikle bunlardan bir tanesi monitörün kendi üzerindeki mikrofonun bağlantısını kasaya yapmak için. Yani kasaya o kabloyu bağladığımız zaman tıpkı ses çıkışında olduğu gibi bu monitörün kendi mikrofonundan ses kasaya iletilmiş oluyor. Evet. Monitörün neresinde? Ön tarafında, şöyle çevireyim tam tersi olacak. Şurada Ali 2 tane nokta var. Bunlar mikrofonlar. 2 tane olması bana stereo olduğu düşüncesini veriyor. Sanırım stereo, yani 2 kanaldan birden alan bir mikrofon mevcut. O mikrofonla gelen ses nereye aktarılıyor? Buradaki kablo vasıtasıyla bu siyah kabloyu takıyoruz pembe porta. Evet. Diğer ucunda yine kasadaki pembe mikrofon portuna takıyoruz ve bir mikrofonumuz oluyor. Peki diğer port ne için o zaman? Diğer port ne için Ali? Eğer sen cihazın üzerindeki mikrofonu kullanmak istemiyorsan, daha özel bir konferans yapıyorsan, daha özel bir görüşme yapıyorsan ve harici bir mikrofon kullanmak istiyorsan işte o zaman o harici mikrofonu da üstteki porta takıyorsun. Anladım. Mesela masanın ortasına konulacak bir mikrofon. Video konferansı daha geniş bir, daha ortadan almak istiyoruz sesi. O zaman bunu kullanıyoruz. Bu arada üzerindeki mikrofonla ilgili bir özellik var. Eko önleme, yani yankı önleme özelliği var. Başta da bunu söylemiştik. O iki tane nokta o yüzden de olabilir Recep. Çünkü stereo bilgisi yer almıyor. O noktada kesin olmadığını belirtmekte fayda var. Evet. Peki bunun haricinde başka neler görüyoruz? Altta güç bağlantı girişini görüyoruz Ali. Güç bağlantı girişi bize şunu anlatıyor. Cihazın adaptörü kendi içinde. Ayrı bir adaptör kullanmaya gerek yok yani. Evet, ayrı bir adaptör kullanmıyoruz. Sadece güç kablosunu bağlıyoruz ve cihaz çalışıyor. Adaptör mekanizması kendi kasanın arkasında. O yüzden zaten kasa biraz kalınlaşmış açıkçası. Yani çok da kalın olmamakla birlikte. Şu kısma her şeyi toplamışlar. Evet. Üzerinde bu kadar port olduğu düşünülürse bence kompakt bile denebilir Recep. Evet. Altta USB portlarını görüyoruz. Burada dikkatimizi çeken nokta şudur Ali. Bu USB portu, iki USB portunun çalışması için kasadan gelen bağlantı. Kasadan yani bir tane kabloyu monitörün arkasındaki şuradaki kabloyla beraberden bağlıyoruz. Ve böylece iki tane USB portunu kasaya eğilmeden monitörün üzerine yapabiliyoruz. Aynen öyle. İsterseniz bu USB portuna USB bellek takın, isterseniz klavye fare takın, istediğiniz şeyi takabilirsiniz. Şuradaki USB portu gayet özgür ama Ali, soldaki USB portu biraz içeride kalmış. O biraz sorun yaratabilir. Onu anladım. İkisi çok yakın diyorsun birbirine. Evet. Bir tanesini kullanmak rahat ama ikinciyi kullanmak şey. Evet. Zaten altta yer alması benim o kadar hoşuma giden bir özellik değil diyecek. Monitörü yan çevirdiğimiz zaman takmak kolay da. Aynen. Alt kısım yerine yan kısımda yer alsaydı ergonomi açısından daha başarılı olurdu. Çok daha güzel olurdu. Bu bağlamda ViewSonic'in rakip ürünlerin USB portlarını konumlandırmasına biraz bakması gerekiyor. Evet. Oradan biraz ders alması gerekiyor. Bunun haricinde herhangi bir giriş çıkış sanırım kalmadı Recep. Evet, arkayı bir çevirelim Ali. Kısaca istersen. Evet, burada VESA'dan bahsetmiştik. Evet, VESA'dan bahsetmiştik. Bunları çıkartıyorsunuz. Var olan UI'yi ve bu şekilde monitörü sadece bir şey olarak, panel olarak alıyorsunuz ve istediğiniz VESA yuvasına bağlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Ben bir de çıkardığımız pimi göstereyim. Pimin de bağlantısı hemen bu yan tarafta yer alıyor. Pimi de şu şekil yerine oturttuğumuz zaman bunun yüksekliğini sabitlemiş oluyoruz. Süper. Dipte ya da yukarıda. Basit bir şekilde ViewSonic çok güzel bir çözüm oluşturmuş. Bir tane pim koymuş oraya. Karmaşık mekanizmalar bozulmaya daha müsaittir. Ne kadar basitse o kadar sağlamdır. ViewSonic de burada bunu sağlamış. Zaten burada kullanılan plastiğin de sağlam göründüğünü, böyle parlamadığını, parlayan plastikler bazen daha ucuz gözüküyor. Evet. Piano Black, bundan biraz daha hoş gözükse de ben Piano Black'ten sıkıldım dile getiriyorum. Evet. Bunda kullanılan mat plastiğin görünümü de güzel, kurumsal ciddiyete uygun, evde kullanırken de kullanıcıların gözünü rahatsız etmeyecek kalitede. Evet, o zaman ne yapalım Ali? Birkaç video testi yapalım. Evet, bir görüntü kalitesini gösterelim. Evet. Bak, şimdi bağlantımızı yaptık. Evet. İstiyorum ki bir görüntü kalitesine bakalım. Tabii ses kalitesini arayalım. Dahili hoparlörleri kullanıyoruz. Bütün bağlantılarını yaptık. Sen zaten kontrast ayarını ve parlaklık ayarını en son seviyeyi aldın. Tabii. Şimdi biz bir kamera kaydından gösterdiğimiz için, tabii kullanıcılarımız da kendi monitöründen görüntülediği için hiçbir zaman monitör testlerinde %100 göstermek mümkün değil. Evet. Ancak mevcut şartlarda monitörün parlaklığının, kontrast değerlerinin iyi olduğunu diğer video incelemelerimizde kıyaslamalı olarak görüp anlayabilir izleyicilerimiz. Evet. Şimdi ben zaten videoları indirmiştim. O videolara bir bakayım istersen. Buradan ne indirmiştim? Bakalım. Bir tane bizim 4K videomuz vardı. Evet. Onunla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü içerisindeki ses de, özellikle son kısımdaki ses de güzel. Bir kemanın doğuşu. Evet. Sevdik. Test videosu olarak artık kullanıyoruz. Copyright problemi de çıkarmıyor. İlk başta görüntü gelmeyince kaldıramadım dedim sizden. Yok, güçlü bir sistem bağlı. Evet. Sesi bir de Windows'tan istiyorsan biraz sondamı bir kontrol edeceğim. Evet. Her iki tarafta da ses sonda. Sonda zaten müzik gelecek. Bu kenardaki siyahlıklar neden var Recep? Sanırım 4K çözünürlüğünün scale olayından dolayı var. Öyle. Anladım. Tam ölçeği oturtmak için videonun kendisinden kaynaklanan bir görüntü. Normalde şuraya kadar daha bir görüntü alanı var. Aynen öyle. Zaten birazdan 1080p video açacağız. Orada da onu göreceğiz. Yandan bakıyorum Recep. Yanlara doğru gittikçe şu şekil 90 derecelik bir konunun, 100 derecelik bir konunun dışına çıktığım zaman ekrandaki renklerin kararını görüyorum. Evet, IPS panel olmadığından dolayı, TN panel olduğundan dolayı böyle bir açı konusunda dezavantajı var tabii ki. Ama karşıdan baktığım zaman, bir de monitörle ilgili ölçümlere baktığım zaman ekran alanındaki renklerin dağılımı, gri to gri geçişler, görüntü kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet. TN paneli en iyi görüntü kalitesi sağlayan teknolojilerini, modellerinden birini kullanmış burada ViewSonic. Evet. Görüntü kalitesi çok güzel. Evet. Gerçekten hoş bir görüntü kalitesi var. Yaklaştığım zaman bir piksellenme görmüyorum. Evet. Burada şöyle bir şey daha var zaten Ali. YouTube'a yüklenen her video orijinal çözünürlüğüne nazaran biraz daha sıkıştırılıyor. Hı hı. Yani o yüzden... gerçek 4K kalitesini diyorsun. Evet, görmek mümkün değil YouTube'dan indilen bir videoda. 1080p, 1920x1080'de ama şu an gayet iyi. Evet. Recep, 2 watt hoparlörler pek de güçlü değil. Evet. Ancak ses kalitesi olarak baktığım zaman kemanın sesinde bozulma duymadım. Görmedim diyecektim ağız alışkanlığıyla. Video konferans, konuşma, görüşme, bir şeyler izlemek için iyi gibi geldi bana. Ama çok da güçlü değil. Bir de bunu bakalım, buna bakalım. Evet. İstersen sen bu esnada menülerde de gezebilirsin Ali. Bir menülere bakalım Recep, senin dediğin gibi. Bir tuşuna basarak menüyü açıyorum. Evet. Yukarı aşağı ok tuşlarıyla kontrast, brightness ayarını göstereyim. 2 ile giriyorum. Gördüğünüz gibi kontrast ve brightness sonda. 1 ile çıkıyorum tekrar. Giriş çıkışları seçebiliyorum. Sesi ayarlayabiliyoruz. Ses zaten şu an sonda. Tabii. Mesela sesi tek tuşla buradan da kapatabiliyorum. Evet. Ama Windows'tan ayarlamak varken pek gerek yok bence. Evet. Renkleri ayarlayabiliyorum. Bu arada ben ufak bir ipucu vermek istiyorum Ali. Vimeo'dan indirilen videoların bitrate'i daha yüksek. Vimeo'da daha yüksek. Evet. YouTube'un bitrate'i biraz daha düşük. Vimeo'daki videolar biraz daha kaliteli. O yüzden film yapımcıları genelde Vimeo'yu tercih ediyor. Burada sıcak, kullanıcı ayarlı renkler, doğal renkler, sRGB gibi seçeneklerimiz var. Evet. Bu çalışırken sizin ne renkte çalışmak istediğinize göre, yaptığınız ayarlara göre. Tabii ben grafikerlerin ekran kartından esas ayarı yapması gerektiğini burada tekrar belirteyim. Evet, hatta ben şu sahneyi durdurayım Ali. Sen farklı renkler arasında bir geçiş yap, ona göre görelim renk farkını. sRGB'de bariz bir şekilde kararlığını görüyoruz ekranın. Buru işte mavi doğal olarak. Evet. Cool'da yine mavi ama beyaz tonlar biraz daha fazla. Evet. Native'de hepsi dengeli. Evet. Warm'da da kırmızı sıcak renkler daha burada sıcak. Evet. User Color'da da buradan kendi belirlediğiniz RGB, Red, Green, Blue olarak kendimiz ayarlayabiliyoruz. Evet. Ben bunu Native'de bırakacağım. Her zaman doğala en yakın görüntüyü görmek istiyorum. Information kısmı var. Information kısmına girmemiştik. 1920x1080p olduğunu, vertical ve horizontal frekansı ayarlarını, piksel clock, model numarası, seri numarası hepsini görebiliyoruz. Bunun haricinde diğer ayarlara da girelim. Information yerine Manual Image Adjust seçeneği var. Elle resim şeylerini ayarlayabiliyorsunuz. Sharpness, keskinliği ayarlayabiliyorsunuz. Dinamik kontrastı vesaire birçok şey ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi videoyu baştan bir oynatırsak dinamik kontrasta bir de görelim. Dinamik kontrasta nasıl olacak Recep? Dinamik kontrasta açtım. Dinamik kontrast gördüğün gibi böyle bayağı bir parlaklık ayarıyla oynuyor. Evet. Video oynarken videodaki görüntüye göre kendi otomatik olarak ayarlıyor dinamik kontrast. Videoda parlama, açılmayı vesaire belki bazı izleyicilerimiz fark edebiliyorlardır. Hani kameranın kendisi de görüntüye göre bir karartma yapabiliyor ama biz şu an bariz bir şekilde sahneden sahneye bir ışık tonunda yükseklik ve artış olduğu zaman ekranın bunu dengelediğini, dengeleme çalıştığını görebiliyoruz. Aynen anlattığın gibi Recep, normalde dediğin gibi kameranın da yaptığı bir işlem bu. Çok parlak ışık olduğu zaman genel olarak karartıyor. Evet. Çok karanlık olduğu zaman da aydınlatıyor. Evet. Bu şekilde bir dinamik kontrast farkı var. Renkte, görüntü kalitesinde değişiklik yapıyor. Dinamik kontrastı ben buradan tekrar kapatıyorum. Evet. Overscan'i açayım dedim. Ben pek sevmiyorum dinamik kontrastı Ali. Neden dersen dinamik kontrast biraz geç tepki veriyor. Yani evet. Kazayla ben bu arada görüntü çıkışını değiştirdim. İki tuşuna direkt bastığımız zaman görüntü çıkışını değiştiriyoruz Recep. Dinamik kontrast dediğin gibi biraz geriden geliyor Recep. Bu da monitörlerin bu tarz şeyde bilgisayarların çok bir şeyi yok. Yani o kadar hızlı tepki verip de bütün panelin ışığını değiştirmesine pek imkan yok açıkçası. Evet. Manual Image Adjust kısmında 1 ile menüyü açıyoruz, 2 ile giriyoruz. Overscan'i açtım. Overscan'i kapattım. Tekrar bir görüntü gidip geliyor overscan'i açıp evet. Kapattığımız zaman Recep. Bu biraz bekletiyor. Onun haricinde Setup menüye girebiliyoruz. Setup menüde de dil ayarlarımız evet. Var. Çözünürlük var. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca. Burada Türkçe menü seçeneğini göremiyorum ne yazık ki. Buradan da çıktığımız zaman tekrar şu menüde dolaşalım. On Screen Display'in pozisyonu. Ne yani kadar zamanda kapanacak? Nerede olacak? Arka planı, pivotu, otomatik olarak gücü kapatıp kapatmayacağı, güç ışığının açılıp evet. Kapanmayacağını, geceleyin çalışırken gözünüze girmesini engellemek için önemli evet, bir özellik. Güzel bir şey o. Benim önem verdiğim özelliklerden bir tanesi. Power Indicator'ı kapattığım zaman ışığın kapandığını görüyorum. Bunun haricinde de son bir şey kalıyor. Memory Recall, yani bir nevi Factory Reset oluyor evet. Diyeceğim. Bu şekilde tekrar menüden çıkıyorum. Görüntü kalitesi hakkında ne düşünüyorsun monitörün? Valla Ali, TN panele göre görüntü kalitesi tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Bence de TN panel en yaygın kullanılan panel tipi sevgili izleyiciler. IPS panelde renk kalitesinin çok daha iyi olduğunu hep söylüyoruz ama bu TN panel IPS panellere yaklaşan bir görüntü renk kalitesi veriyor. Birebir kontrast oranı güzel, dinamik kontrastı başarılı ama dinamik kontrast senin tercih etmediğin bir kontrast ürünü. Evet. Recep. Evet. Görüntü kalitesi son derece başarılı. 5 milisaniye tepki süresi de güzel. Ses konusunu zaten seninle birlikte gözden geçirdik. İşi görüyor ama bir evet. Lüksü yok. Hoparlörü. Bir lüksü yok evet. Çok da güçlü değil hatta şu an açabiliriz doğrudan. Açtığımız zaman öyle bangır bangır bir ses vermiyor. Evet. Ama konferans görüşme yapabiliyorsunuz. Evet, birden yarışın içine attık kendimizi. Işınlandık. Oyun testi yapalım. 5 milisaniyeyle oyun oynanır dedik. Bakalım nasıl oynanıyor? Buyurun görün. Evet. Grafik ayarları da bu arada en yüksek seviyede. Onu da söyleyeyim. Ultra'da. Şimdi ben 24 inç monitör, 22 inç monitöre göre ne kadar fark ediyor diyen izleyicilerimiz olacaktır. Ben şu an söylüyorum arkadaşlar, o 2 inç görünebilir olan 23.6 inç olmasına karşın çok fark ediyor. Daha geniş ekranda oyun daha zevkli. 1920x1080p çözünürlük, ultra ayarlar. Ekranda hiçbir ghosting görmüyorum hocam 5 milisaniyede. Evet, evet. Şu an en ufak bir ghosting bile yok Ali. Yani monitörün tepki süresi, renkleri, şu ışık, grafikleri bize vermesi bence son derece başarılı. Bir oyun monitörü olarak tasarlanmamış olmasına karşın özellikleri güçlü olduğu için oyunda da kullanılabilir. Hem oyun hem iş makinesi yapacaksanız evet. ViewSonic'in bu modelini tercih edebilirsiniz. Of Recep, sağlam oldu. Ve sen hasarı sonuna kadar açmışsın bu sefer. Evet. Parçalar kopuk uçuyor ve etkiliyor. Evet tabii, biraz o yüzden geride kalmamıştım. Sen oyuna kilitlenmiş durumdasın, çok fazla tepki veremiyorsun evet, zaten evet, o yüzden ben konuşuyorum. Aynı anda... Ya uçurumun kıyısında para verseler yarışma olur. Evet. Yalnız şu çok saçma olmuş Ali, tabela çarpar çarpmaz şey yapmak gerçekten şey olmuş. Az flashback yapalım. Flashback diye bir özellik var burada ikide. Evet. Geliyor zamanı. Evet. Şöyle bulabiliyoruz. O SMS'i atmasaydım ah keşke dediğin anlarda geriye alabiliyorsun değil mi? Evet. Umut Sarıkaya'nın bir tane karikatürü var. Evet. Ah kafamı anıtı diye böyle giden SMS'i yetişip durdurmaya çalışan adam heykeli gitmişler. Yani çok anlamsız gelebilir. Umut Sarıkaya'nın o karikatürünü bilmeyenler için bilen izleyicilerimiz anlayacaktır. Yine de herkese selamlar, sevgiler burada. Bilmiyorum ne kadar kaldı finish noktasına ama birinci sıraya... Görelim bu sefer finish'i Recep. İkinci sıradasın, hadi birinci sıraya. Ah be, bir flashback daha. Evet, o son anda, o son viraja girmeyecektim. Evet Ali. Bu sefer birinci olarak bitirdin Recep. Birinci olarak bitirdin. Nihayet bu bölümü geçtik. Oyun testlerinin artık size bu bölümü değil, bir sonraki bölümü göstereceğiz. Büyük bir gelişme olacak. Evet. Ford Mustang Mach-1 kullanmışsın. Evet. Güzel oldu Recep. Bir tek şey dikkatimi çekti. Kazan olduktan sonra ekranında böyle pikselli bir şeyler gözüküyor. Evet. Onlar niçin oluyor? Sanki böyle monitör bozulmuş gibi hissettim. Tabii bana öyle geldi. Ekran kartından mı, şeyden mi, yoksa oyunun kendi grafiği mi? Oyunun kendi içinde hani. Ha, oyunun efekti ama insanın böyle korkutuyor gördüğü zaman. Evet. Bir şeyler yanlış mı gidiyor diye. Neyse, yanlış giden bir şey yok arkadaşlar. O oyunun kendi grafiği, oyunu yapan arkadaşlarımızın iş güzeldi. Evet. Farklı bir işlemle, farklı bir etkinlikle karşınızdayız şimdi. Uzun zamandan beri ilk defa. Elimize böyle bir monitör geçmişken açıkçası video kalitesini de test edelim istedik ve bir Skype görüşmesi yapıyoruz. Şu an kaydedilen ses monitörün sesinden kaydediliyor. Yani monitörün üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz sesimi. Herhangi bir kamera vesaire, kameranın mikrofonunu kullanmadık. Ali ile birlikte görüşüyorum ben. Ali sen biraz konuş istersen. Valla Recep, 2 megapiksel Full HD kamera gerçekten seni çok net gösteriyor. Bunun üstüne üstlük rengin de doğala yakın. Tabii ki bir profesyonel kameranın kaydı gibi değil. Ama herhangi bir webcam için çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Harici bir webcam kullanmaya gerek bırakmıyor. Masanın üzerine dağıtmıyor. Bir de ses kaliten çok iyi geliyor. Ben mikrofonun bu kadar net ses vermesine şaşırdım. Süper. Ben şimdi tabii kendi sesimin kalitesini duyamıyorum ama video kaydı esnasında benim sesim, dediğim gibi tekrar ediyorum, monitörün üzerindeki VG2437MC'nin üzerindeki model ismi biraz uzun olduğundan dolayı not defterimizden okuyorum. VG2437MC'nin mikrofonu ile kaydediliyor ses. Şu an size konuştuğum ses. Bu bağlamda ses kalitesini ben de birazdan deneyeceğim ama Ali'nin dediğine göre ses kalitesi gayet iyi ve bu kaliteyi sağlayabiliyor ürün. Ki ben şu an kendimi görebiliyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntü kalitesi var 2 megapiksel kameranın. Yani şimdi biz bugüne kadar hep şey derdik, megapiksel var, bizim için algılayıcı daha önemli. Yani burada da gördüğümüz kadarıyla algılayıcı gerçekten çok daha iyi. Hatta ben şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Az geriye çekileceğim. Kamera büyük ihtimalle mesela bir şey koyduğum zaman ekrana renk skalasını değiştirebiliyor, farklı renkleri değiştirebiliyor, renkler değişebiliyor. Bu şekilde böyle bir şey de var, kameranın rengi otomatik olarak ayarlıyor. Ne diyelim, açıkçası Skype testi yapmak bir ilk oldu bizim için ama gerçekten güzel oldu. Böyle bir monitörün kalitesini söylemek için hoştu. Buyur Ali. Bir yerde daha yapmıştık Recep Skype testini. Şu an onu söylemeyeceğim ama daha önceki incelemelerimizden bir tanesinde detay olarak vardı. Başka bir zaman yorumda yazarım. Her halükarda Skype'tan konferans yapmak, iş görüşmesi için de, akşam arkadaşlarınızla görüşürken de son derece kullanışlı. Zaten ViewSonic'in bu monitörde fark yarattığı unsurlardan bir tanesi de bu olmuş. Ben beğendim. Senin sesini şu an kulaklıkla dinliyorum. Kulaklıkla da çok iyi geliyor. Benim kendi görüntü kalitem laptoptaki kameradan şu an benim gözüme pek de o kadar güzel gözükmüyor artık Recep. Evet. Tabii şöyle de bir şey var. İçeride şu an ışıklandırma biraz yetersiz. Işıklandırmayı açıp da kaliteye bakmaya gerekiyor. Burada ışıklandırma biraz daha yüksek ama ışıklandırma ne kadar yüksek olursa olsun yani görüntü kalitesi kesinlikle fark ediyor. Burada ben bunu rahatlıkla görebiliyorum. Ne diyelim o zaman Ali, sonuç kısmına geçelim mi? Evet, final değerlendirmeye geçelim. Finali Skype'ta yapmayacağız değil mi ama? Hayır, finali Skype'ta değil, yüz yüze yapalım. Daha samimi olur. Evet, süper. Evet, yine farklı bir incelemeye imza attığımızı düşünüyorum Ali. Monitörün özelliği özellikle telekonferans yapılabilmesi ise Recep, bu incelemede bu telekonferans özelliğini, bir webcam özelliğini göstermek gerekiyordu. Evet. Bir de seninle daha bu 5 milisaniyede oyun oynanabilir diyoruz. Evet. Doğal olarak orada da bir ghosting olmadığını gösterdik. Evet. İçim rahatladı açıkçası. Renk kalitesi konusunda ne kadar gösterebildik izleyicilerimize bilmiyorum ama 1080p çekerek yine elimizden geleni yapıyoruz. En yüksek kaliteyi sunmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde final değerlendirmemde şunu diyorum. Ben bunu başta sadece özellikle ofisler için enterprise bir ürün olarak görmüştüm. Evet. Video konferansıyla, genel tasarımıyla ve de 319 dolarlık fiyatlandırmasıyla. Ancak bunu aşan ev kullanımında da, eğlence kullanımında da kullanılabilecek bir monitör olduğunu gördüm ve beğendim açıkçası. Evet, gördüğümüz kadarıyla rahatlıkla oyun oynamak için de kullanılabiliyor ki ev kullanıcıları kablo karmaşasından uzak durmak istiyorsa cihazın üzerine bir şekilde bütün bağlantıları yaptıktan sonra USB'sini de kullanabilir, mikrofonu da kullanabilir. Hatta hiç mikrofon kullanmadan onboard mikrofonu da kullanabilir. Daha sade bir masada kullanabilir yani. Özellikle hoparlör olarak ses sistemi için de demiyorsanız ya da ses sistemini daha saklayabiliyorsunuz ama 2 wattlık hoparlörler maalesef ne kadar derli toplu olursa olsun multimedya kullanımında ek bir ses sistemine gerek olduğunu gösteriyor. Evet, hocam. Sadece belki oradan biraz notunu kırabiliriz, oradan bir eksi verebiliriz ürüne. Bir de HDMI çıkışının olmamasından, adaptörle birlikte takılabiliyor olmasından bahsedebiliriz. DVI ile VGA ile DisplayPort artı. Evet. DisplayPort'un önemi sen bir daha söyle istiyorsan. Kesinlikle. DisplayPort büyük bir artı. Hem kurumsal alanda kullanılıyor hem de DisplayPort özellikle renklerin düzgün bir şekilde görüntülenmesinde en iyi standartlardan bir tanesine sahip. Hem çözünürlük hem renkte en yüksek standartları sunuyor. Bir de ekran kartıyla kalibre ederken her şeyden önce orada da bir daha fazla bir uyumluluğu var. Evet. Tabii o konuda biz daha farklı. Profesyonel bir grafik çalışanıysanız IPS paneli monitörü evet. tavsiye edebiliriz. TN panelin renk kalitesini bu monitör bir uç noktaya kadar getirse de bir üstte IPS var. Evet, tam renk tasarım yapacaksınız. IPS panel monitör tavsiye ediyoruz size. Bu şekilde öyle... Güzel, iyi bir inceleme olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz de öyle düşünüyordur. Evet, sizlerle birlikte VG2437MC üzerinde yazılmış burada, oradan şanslıyım. Evet, üzerinde yazıyor. Burada da ViewSonic'in güzel kuşları var köşede logo olarak. Evet, evet. Rengarenk. ViewSonic VG2437MC'yi inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Söner Güngör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.